Eşinle ne zaman tanıştın? Yani nerede tanıştın? Eşimle şöyle 2019 yılında normalde ilk birbirimizi gördük. O zaman nerede? Zonguldak'ta, evet. Kuzeni aracılığıyla birlikte. O zaman görmüş, beni beğenmiş. Hı-hı. Ben o zaman kabul etmedim. 2021'de birbirimizi tekrardan nişanda gördük. Ondan sonra başladı böyle, devam etti. Hı-hı. İlk kimden geldi adım tabii ki? Ondan geldi tabii ki, Kenan. Heh, Kenan Bey'den mi telefon numarasını mı aldılar? Mesaj mı atıldı sosyal medyadan mı? Sosyal medyadan bana mesaj attı. Öylelikle telefon numaraları falan derken. Yemin ediyorum bu sosyal medya olmasa kimse. Evet. En güzel ulaşma yöntemi. Çık 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 hepimiz. Biraz hızlı gelişti. İki ayda sözlendik. Oo. Dört ayda nişanlandık. Niye yazdı? Bir senede de evlendik. Vallahi yıldırım aşkı demek bu ha? Yani öyle o zaman birazcık. Hemen Kenan Bey'i arayalım bakalım bu yıldırım aşkı. Hadi ilişki canım. Testinde ne yapacaklar acaba? Evet Elif'cim, ben dün bu altını verdim biliyorsun. Bugün evet, de sana vermek istiyorum. Evet, biz alacağız. Hadi o zaman ara öyle, bakalım. Hemen arayalım. Nerede, iş yerinde mi? Evet. Bir sor bakalım, müsait mi? Ben deyim canım içi. Canım içi, müsait misin? Müsaitim. Sesin hoparlörde. Bir tamam. İlişki testimiz var. Aslı Hanım'a veriyorum telefonu. Tamam. Peki. Kenan Bey merhaba. Merhaba Aslı Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Biliyorsunuz bizim bir ilişki testimiz var. Biraz çalıştınız mı buna, ne yaptınız? Birazcık tabii çalıştım. İnşallah çalıştığım yerden gelir. Hadi inşallah diyelim. O zaman i̇nşallah. Şöyle yapalım. Sizi sessize alacağım şimdi. Önce tamam. Elif'e, ardından da size soracağım sorularımı. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Buradan mı sessize alıyoruz? Evet. Aldık sessize. Evet. Okul hayatında en sevdiğin ders neydi? Eşim bunu bilir mi? Eşim bunu bilemeyebilir çünkü hiç bunu konuşmadık. Ay Allah, ilk soru da bayağı bir sert çıktı. Tahmin edebilir mi peki? Tahmin hani edebilirim mesela... yani hiç konuşmadığımız için yani bir Türkçe dersi diyelim, ne diyelim. Ha, matematikle aran nasıl? Matematikle... Hesap kitapla iyi mi aran? Hesabı falan iyi yaparım normalde ama... Hayat bilgisi falan gibi. O biraz şey kalabilir yani, aklına gelmeyebilir. Fen, bak fen hocası geldi, kemençe çaldı burada. Türkçe ya. Diyelim yani. Türkçe diyelim. Hiç çalışmadık. Peki, peki, peki. Soruyoruz. Kenan Bey ya, biraz soru galiba zor olmuş. Böyle denk gelmiş. Bizim tamam. Ekip böyle takdir etmişler. Tamam. Bu çok fena zor soru he ben size. Dur Kenan Bey bir bayağı. Dakika, bizimkilere bir kızıyordum özellikle bu dış sesin işi bu. Elif, okul hayatında... Tamam. En sevdiği ders neydi ya da ne olabilirdi? Elif okul hayatında en çok hangi dersi seviyor olabilir? Evet, bu çalışmadığım yerden geldi. Sorma şimdi... valla bana da böyle şok oldu bu soruyu görünce. Ben de şok oldum. Sorma yani, dış ses yaptı bunu valla hepsini. Sen bu kadar zor soru sorar mı ya? Kusura bakma ya. Kardeşim valla. Bir de ilk soru yani üstelik. Bir düşün bakalım. Hangisini sevebilir? Hangi ders olabilir bu? Hangi kopya, ders hafiften olur? Bir kopya kızlar. Evet, verelim. Evet, zor çünkü. Dersleri sayabilirsiniz. Ha, dersleri say mesela. Sayayım da şimdi bilmiyorum ki ya, matematik. Fen, matematik, Türkçe, hangi sosyal Türkçe bilgiler, din bilgisi. Matematik, Türkçe. Beden eğitimi, müzik, Türkçe. Evet. Müzik, Türkçe. İngilizce. İngilizce olmaz. Aa, ne? İngilizce bilmiyorum. Genelde onu kimse sevmez diye biliyorum. Ben şey anladım ya. İngilizceyi sevmez, Türkçesi iyidir anladım ben. Pardon. Öyle mi dedin? Yok, ben İngilizceyi kimse sevmez dedim. Hani o olmaz. O anlamda söyledim. Ha, ben şey anladım. İngilizceyi pek sevmez, Türkçe ile arası iyidir anladım. O zaman Türkçe diyeyim ben. Canım için teşekkür ederim. Bana teşekkür et. Size de teşekkür ederim. Tamam. Sessize nereden tabii alınıyordu? Tabii hemen alalım. Hatta kal canım. Tamam. Hı. Ay kurusuna teşekkür ediyorum ben. Burada çırpınan ben. Hı. Şimdi eşinin senin dış görünüşüne ait böyle en çok sevdiği şey ne olabilir? Mesela gözlerin, gülüşün, dudakların.
Ne yapıyorsun? Bir hışırtı bir bilmiyor galiba dışarı sesi biliyor çıkıyor. Biliyor şu an çalıştığı için. Ah canım ne iş yapacağı ama fırın... Fırında insanlar falan olunca ondan. İnsan sesi yok. Anlamadım ben de. İşte neyse bir kağıtla falan oynuyor. Para mı sayıyor bir şey yapıyor. Evet Çabuk cevap ver. Neyini sever senin? Gözünü, kaşını, dudağını, yanağını, gülüşünü. Yanaklarım. Aa. Evet. Tamam hemen soruyorum. Kenan Bey. Efendim aslanım. Şimdi efendim Elif'te böyle bir bakıyorsunuz görüntüsüne. Mesela onda en sevdiğiniz şey yüzünde nedir? İşte gözleri olur, gülüşü olur, dudakları olur, yanakları olur. Neyi seversiniz? Yanakları. Güzel. Yalnız bir rica edeceğim bir sessiz kalın orada hışır hışır. Biz duyuyoruz yani öksürsen burada haberin tamam. Olsun ona göre. Tamam. Tamam. Abim çocuğu uyarayım hani istemeden bir. Neyse. Peki mutfaktaki kahve makinesini kim aldı Elif? Eşim. Bak bu da kolay soru. Mutfaktaki kahve makinesini kim aldı acaba Kenan Bey? Tabii ki de ben aldım. Evet, evet. Bu da hani zorun arkasından gelen kolaylık evet, çünkü gibi çünkü çok baskı yapmıştım kahve makinesiyle. Peki, ilişkinizde en romantik olan taraf kim? Eşim. Hadi ya. Evet. Sen romantik değil misin de? Ya ben o kadar değilim. Yapma. Sorun bakalım. Kenan Bey. Efendim? Sizin ilişkinizde en romantik taraf Elif mi yoksa siz misiniz? Evet şimdi. Elif. Elif. Canım için ben miyim Allah aşkına? Ben sana dedim sen olma ihtimali yüksek gibi bir baktım sana. Yani kendisi daha benimle çok ilgilidir. İlgili değil romantik kim dedim yani ben. Her konu... İlgili deseydi ben derdim ama romantik deyince... Romantizm, romantiklik. Beni üzdü şu an. Üzüldü şu an kız burada. Akşam aç kaldım. Ama biz devam edelim bakalım ya daha neler olacak bakalım. Hadi sessize alıyorum. Şimdi Kenan'ın çok önemli bir karar vermesi gerekiyor. Karar verirken kalbini mi dinler yoksa mantığını mı dinler Kenan? Mantığını dinler. İyi, aferin ona. Tabii yemeğe göre. İnşallah öyle. Evet, Kenan Bey, önemli bir karar alacaksınız. Kalbinizin sesini mi dinlersiniz yoksa mantığınızı mı dinlersiniz? Hangisi? Kalbimin sesini. Aa, bu olmadı. Aa ya, aa mı diyor çocuk? Ya, aa. Ya, kalbini dinlemiyor çocuk. Demirci bugün eşim eve gelme. Eşim romantik dedi aslında, kalbi demesi gerekiyordu. Bak, aferin. Aslında kalbi demen gerekiyordu. Ya normalde mantıklı falan düşünerek hareket eder. Evet. Şimdi kalbini diyeceğim. Tut da Elif, ne yapacağım? Oldu o zaman, bir hatta kalın. Tamam. Birbirinize nasıl hitap edersiniz diyeceğim ki... Öğrendik. Öğrendik. Canımın içi. Canımın içi. Birbirinize nasıl hitap edersiniz eşinle Kenancığım? Canımın içi. Onu bilemezsen zaten. Onu bilemezsen eve hiç gelme bak. Ablan olarak söylüyorum kaç kurtar kendini. Evet, Elif parçalardı seni. Hadi bekle bakalım. Tamam. Peki eşini tek kelimeyle anlatacak olsaydın... O kelime ne olurdu? Merhametli, komik, eğlenceli, düşünceli. Komik. Ha. Eğlenceli de olabilir bak, aslında. İyi düşün bak şimdi merhametli derse görürsün. Eğlenceli bunu. Diyelim. Eğlenceli. Evet. Peki. Şimdi kendini tanımlasan bize. Tamam. Hani bir kelimeyle tanımla bize kendini. Şimdi şıklar veriyorum. Merhametli, komik, eğlenceli, düşünceli. Komik. Aa. Doğru dedi ya. Ama eğlenceli, eğlenceli sonra. Ya komikle eğlenceli bana az göre aynı şey ya. Aynen, aynen. Ya bizim dış sesin işi bu. Vallahi yarın ben el atacağım bu sorulara. Evet bildiniz. Alkış. Son sorumuz. Kayınvalidenin yaşı kaç? Bizleydi Hanife Sultan. 51. Hadi canım. Evet. 51 yaşında mı? 51 yaşında. Ah canım. Vallahi 51 yaşında genç kadın ayol. Evet maşallah. Maşallah. Hanife Sultan. Kenan Bey anneniz kaç yaşında? Annem. İyi düşün. 52.
52 dedi. Diyorum ki buna çalışmadık mı biz? Babanın yaşı, annenin yaşı, çalıştık buna. Hesap yaptık. 52 diye biliyordum. Yanlış biliyor musun demek? Akşam eve gelme. Akşam eve gelme diyor. Bu da hemen adamı gelme diyor. Hayır, o kadar yani sorular basit ki. Ne kadar basit değil mi? İşte ya bana göre basit sorular. Biz çalışmadığımız yerlerden geldik. Ama bu en sonki soru çalıştığımız yer. Tamam, bunda haklısın ama ne bileyim. O zaman olmak bir şey değiştirmiyor. O zaman ben bir orta yolunu bulayım mı? Eve gelmek istiyorsan hanımla bir altın alırsın. Ancak bu kapı sana öyle açılır gibi geliyor vallahi bana. Kerem Bey. Alacaktın da olmadı. Ay Allah hayırlı işler versin kardeşim. Seni tanıdığımıza çok sevindim. Kocaman bir alkış rica edeyim damadımıza. Çok teşekkür ediyoruz.